Merhaba sevgili izleyiciler, FRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle bugün de sizlerle birlikteyiz. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Ramazan Bayramı tatili Fethiye'de de coşkulu ve huzurlu geçiyor. Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine ilgi yine yoğun oldu. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, halkın bayramını kutlayarak Fethiye'de Ramazan Bayramı tatilinin huzurlu ve sakin geçtiğini belirtip, "Bölgemizde turist yoğunluğu var ama trafik açısından önemli bir sorun yok," dedi. Ramazan Bayramı tatili Fethiye'de de coşkulu ve huzur içinde geçiyor. Fethiye'de sabah 6.27'de kılınan bayram namazının ardından Ramazan Bayramı kutlamaları camilerde başladı. Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine bu yılda özellikle seçim süreci yaşandığından yoğun ilgi oldu. Şehit Yüzbaşı Özgür Özek'in Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü salonunda yapılan kamu görevlileri ve Fethiye halkıyla bayramlaşma törenine Kaymakam Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çalışkan, Fethiye Belediye Başkan Vekili Mert Demir, Garnizon Komutanı, Askerlik Şubesi Başkanı Sedat Karabay, Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Fethiye Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, MHP İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, MHP İlçe Başkanı Osman Cura, İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Suat Aybek, Saadet Partisi Muğla Milletvekili, birinci sıra adayı Ömer Uludağ, Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tüm halkın ve Fethiye'deki misafirlerin bayramını tebrik eden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı tatilinin Fethiye'de şimdilik huzurlu bir şekilde geçtiğine dikkat çekti. Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadınız, teşrif ettiğinizden dolayı hepinize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumlarınız olduğu üzere bayramlar ve Ramazan ayı insanların yardımlaştığı, birbirini gözettiği, akrabayı tahlukatın birbirini gözettiği, küslerin barıştığı güzel aylar. Biz de Fethiye ailesi olarak Fethiye ilçesinde bu ayı hep beraber güzelliklerle beraber idrak ettik. Gün oldu, 2-3 tane iftara katıldık. Sizler de aynı şekilde iftarlar verildi, insanlar birbirlerini davet etti. Yardımlaşma, dostluklar pekişti ve Allah nasip etti böyle bir güzel bayrama ulaştık. Hepinizin bayramını canı gönülden kutluyoruz. Allah nice nice bayramlara hep beraber sağlık, sıhhat içerisinde ulaşmamızı nasip etsin. Bu vesileyle buraya teşrif eden çok değerli misafirlerimizin, çok değerli katılımcıların herkese tekrar bayramlarını kutladığımızı iletmenizi rica ediyoruz. Tabii ki bayram deyince Fethiye ilçesinde tatil yöresi olması hasebiyle belli yoğunluğun olduğunu biliyoruz. Ancak arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede işte basında da takip ettiğiniz gibi Bodrum gibi bir yoğunluğumuz yok. Ama yine bir kalabalık var. Hani trafiğin tıkanma düzeyinde bir yoğunluğumuz yok. Bu vesileyle gerekli tedbirler de zaten arkadaşlarımız aldılar, alıyorlar. Bir aksama olmamasına çalışıyoruz. Kaymakam Şahiner, 24 Haziran'da yapılacak seçimler nedeniyle Fethiye'deki siyasi partilerin hoşgörülü yaklaşımına teşekkür etti. Sizlerin de tekrar bayramlarınızı canı gönülden kutluyoruz. Tabii ki bu arada bu vesileyle önümüzdeki 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle ilgili siyasi partilerimizin değerli başkanları ve mensupları buradalar. Biz bugüne kadar seçimin huzur, güven içerisinde geçmesi için bizlere yardımcı olduğu için AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımızı şu anda burada görmedim olabilir. Özellikle huzurunuzda teşekkür ediyoruz yardımlarından, desteklerinden dolayı. Hem güvenlik kuvvetlerimize hem bizlere çok yardımcı oldular. Malumlarınız olduğu üzere dün Urfa'da bir üzücü bir olay oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki biz bu seçimlerin dostluk, kardeşlik içerisinde geçmesi, kimsenin
kılına zarar gelmemesi için arkadaşlarımız tedbir aldılar, alıyorlar ama bu siyasi partilerimizin bu hassasiyetinden dolayı ben sizlerin huzurunuzda tekrar ilçe başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Seçimin ülkemize, ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyoruz. Fethiye Belediye Başkan Vekili Mert Demir de tüm halkın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Öncelikle başta saygıdeğer Fethiye'li hemşehrilerimiz olmak üzere tatillerini şehrimizde geçiren tüm misafirlerimizin bayramlarını kutluyorum. Adaletin ve liyakatın hüküm sürdüğü saygı ve sevgi çerçevesinde nice bayramlar diliyorum. Fethiye Belediye'miz olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta zabıta birimimiz olmak üzere tüm birimlerimizle bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız herhangi bir belediyemize şikayette, herhangi bir konuyla ilgili müracaatta bulunmak isterlerse 154 zabıta numaramızdan ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman'da Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı namazında da camilerin dolup taştığına dikkat çekti. Bir Ramazan ayını geride bıraktık. Rabbimize şükürler olsun ki bugün bayram sabahına ulaştık. Bayram namazımızı kıldık. Camilerimiz doldu taştı. Camilerimizde vatandaşlarımızla bayramlaştık. Bugün burada kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına katıldık. Şu an burada gerçekten vatandaşlarımızla, kurum müdürlerimizle bir aradayız, bayramlaşıyoruz. Bayramlar bizim sevinç günlerimiz. Sevinçlerimiz paylaştıkça çoğalır, üzüntülerimiz paylaştıkça azalır. İşte biz de burada sevincimizi paylaşmak için bir araya geldik. Bu bayramlar bizim milli birlik, beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için önemli günler, müstesna günler. Rabbim bu bayramı hem İslam alemi için, hem ülkemiz için, hem de Fethiye halkımız için hayırlara vesile kılsın. Ben tekrar bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını kutluyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Cenab-ı Mevla cümlemize nice nice Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin. Teşekkür ederim. Fethiye'deki bayramlaşma töreninde halkın ve partililerin Ramazan bayramını tebrik eden siyasi parti ilçe başkanları, milletvekili adayları ve oda başkanları sağlık, barış, huzur ve adalet dilediler. Suruç'ta yaşanan olay da kınandı. Fethiye'deki bayramlaşma törenine katılan siyasi parti ilçe başkanlarından AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, dini bayramların önemini vurgulayarak şehit ailelerimizin, gazilerin ve tüm vatandaşların mübarek Ramazan bayramını kutladığını bildirdi. Ramazan bayramına daha ulaştık, sevinçliyiz ama bu sevincimizi yaşarken de tabii ki içimiz buruk çünkü siyasi çatışma haline getirmek isteyenlerin Arefe günü bir eylem gerçekleştirmesi, menfur olayın Suruç'ta yaşanmış olması, arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarını yitirmesi üzücü. O nedenle buruk yaşıyoruz bayram ama buradaki hemşerilerimizin, misafirlerimizin ve milletimizin İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu da Ramazan bayramının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diledi. Öncelikle tüm Fethiye'li hemşehrilerimizin Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu Ramazan'ın ve sonundaki bayramın ülkemize, milletimize, Fethiye'mize hayırlar getirmesini diliyoruz. İnşallah ikinci bayramımızı da 24 Haziran'da yine ülkemizde gerçekleştireceğiz ve 16 yıllık istibdat döneminin sonunu 24 Haziran seçimlerinde getireceğiz. MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura da Fethiye halkının mübarek Ramazan bayramını kutladıktan sonra bayramın birlik, beraberlik, sağlık, huzur getirmesi dileğinde bulundu. Öncelikle tüm halkımızın mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Bayramlar bizim birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Buradaki coşku çok güzel bir atmosfer. Güzel bir atmosferde Ramazan bayramını kutluyorum. Saadet Partisi Muğla Milletvekili 1. sıra adayı Ömer Uludağ ise biz her zaman birlik, beraberliği savunuyoruz. Tüm Fethiye, Seydi Kemer ve Muğla ailesinin bayramını kutluyorum dedi. Beraberliğin
payidar olması için, devam etmesi için ve bugünkü bayram kutlamasında görüyoruz ki gerçekten muhtarlarımızla, diğer siyasi partilerimizle hepimiz birlikte burada birlik ve beraberliğimizi bu bayramlar vesilesiyle kutluyoruz. İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Suat Aybek ise tüm halkın bayramını tebrik edip 24 Haziran'da da bir bayram yaşayacağız ifadelerini kullandı. Şimdi efendim Sayın Liderimiz Meral Akşener'in de söylediği gibi eski bayram sofraları gibi olsun bayramlarımız. Bütün Fethiye'li hemşerilerimin, Fethiyelilerin, misafirlerimizin hepsinin bayramını kutluyorum efendim. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise tüm oda üyelerinin Fethiye ve Seydi Kemer halkının Ramazan bayramını kutlayıp sağlık ve başarılar diledi. Ben yıllardır katılıyorum biliyorsunuz ama bu sefer daha yoğun bir kalabalık var. Yani seçimlerin etkisiyle oluyor galiba. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzurla geçirmemizi temenni ediyorum inşallah. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, beraberinde protokol üyeleriyle birlikte Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerin Ramazan bayramını kutladı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, beraberinde Fethiye Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çalışkan, Fethiye Belediye Başkan Vekili Mert Demir, Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Sedat Karabay, Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Fethiye Emniyet Müdürü Mehmet Yapalağal, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, CHP İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, MHP İlçe Başkanı Osman Cura, Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ve diğer yetkililer bu bayramda da şehit ve gazileri unutmadı. Kaymakam Muzaffer Şahiner ve beraberindekileri, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Süleyman Şahin ve dernek üyeleri karşıladı. Samimi bir havada geçen ziyaretle ilgili olarak kısa bir açıklamada bulunan Kaymakam Muzaffer Şahiner, "Şehit aileleri ve gazilerimize ziyaretleri sürdüreceğiz." dedi. İlçe başkanlarımız, ilçemizde 22 şehit ailemiz var, 56 gazi ailemiz var. Tabii ki gönül arzu ediyor ki bu heyetin hepsi de ben biliyorum ki hazırlar. Hem bu şehit ailelerimizi hem gazilerimizi tek tek ziyaret etmek, onların elini öpmek, hayır dualarını almak, varsa bir emirlerini almak. Burada bulunan hem siyasi parti ilçe başkanlarımız hem kurum amirlerimiz. Herkes bunu hadi gidelim desek şu anda hepsi canı gönülden katılacaklarından eminiz. Ama tabii ki bayram günleri ziyaretlerin yoğun olduğu, insanların gelip birbirlerini ziyarete gittiği bir gün olduğu için biz böyle şehit ailelerimizi çok da rahatsız etmek istemiyoruz. Ama yine arkadaşlarımız bizler yarından itibaren ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle simgesel olmak üzere biz dernek başkanımızı ve derneğimizi arkadaşlarımızla beraber ziyaret etmek, onların şahsında tüm gazilerimizin bayramlarını kutlamak, yakınlarının bayramlarını kutluyoruz. Şehit yakınlarımızın, şehitlerimizin geride kalanlarının bayramlarını kutluyoruz. Ahirete irtihal etmiş olan şehitlerimizden Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah bizleri de diyoruz, onların şefaatine nail eylesin diyoruz. Eğer uygun görürseniz Müftü Bey günün anlamı önemine binaen bir dua yapıp bu ziyareti yapıp taşlandıralım istiyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman tarafından şehitlerimiz ruhuna dua okundu. Fethiye Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Süleyman Şahin de ziyarete teşekkür ederek tüm halkın ve dernek üyelerinin Ramazan bayramını kutladı. Biz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak Sayın Kaymakamım ve heyetine çok çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Cümlemizin ve vatanımızdaki bütün ve şehit ailelerine bayramımız mübarek olsun. Sağ olun. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalağal, Ramazan bayramında görev yapan emniyet mensuplarını görev yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Fethiye'nin bayram tatilini çok rahat geçirdiğini ifade eden Emniyet Müdürü Yapalağal, bayram süresince normal günlerde olduğu gibi ilçedeki tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi. Ramazan bayramında görevde olan polisleri İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalağal, beraberinde Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Emre Süer'le birlikte ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
İlçe genelindeki tüm polis noktalarını tek tek dolaşan ve emniyet mensuplarının bayramını kutlayan Yapalı Al ve Süel tatlı ikramında da bulundu. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalı Al, Fethiye'de bayram süresince gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi. Ankara'da 17 Şubat 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri servis aracı geçerken patlatılan bombayla 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda şehit olan Hava Kuvvetleri sivil memuru Orçun Münyas'ın annesi Gürsel Münyas ve babası Mehmet Münyas en acı bayramı yaşadı. Münyas çifti bayram günü biricik oğlunun mezarını ziyaret ederek duada bulundular. Ankara'da 17 Şubat 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri servis aracı geçerken patlatılan bombayla 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda şehit olan Hava Kuvvetleri sivil memuru Orçun Münyas'ın annesi Gürsel Münyas ve babası Mehmet Münyas en acı bayramı yaşadı. Ramazan bayramı nedeniyle şehit oğlu Orçun Münyas'ın Taşçaka mezarlığındaki mezarını ziyaret eden Gürsel Mehmet Münyas çifti bayramın çok acı geçtiğini söylediler. En acı bayramı yaşadıklarını ifade eden anne Gürsel Münyas, "Oğlum sanki gelecek gibi. Her bayram bu acıyı yaşıyoruz. Vatanımız sağ olsun diyoruz. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz." dedi. Cennet mekanı olsun. Peygamber Efendimiz'in gölgesinde inşallah yatıyorlardır. İyi işte dediğim. Kaç yıl oldu? 2,5 yıl oldu. 2,5 yıl oldu Erdoğan amcığım. 2,5 yıl oldu. Nedir şu andaki duyguların? Acı bayram geldi. Bayram acılı geçiyor. Sanki Arife günü izine geri verecekmiş gibi oluyor. Garajdan geri verecekmiş gibi oluyor. Her bayram oldu mu sanki geliyormuş. Arife'den bir gün önce izin alıp geliyormuş gibi hissediyorum. Hep gözüm yollarda, garajın yolunu gözlüyor gözlerim. Acılı baba Mehmet Münyas da çok duygulanınca konuşamadı. Tüm halkın bayramını kutladı. Vefat etmeseydi Erdoğan gibi neşeli şey olacaktı ama bu bayram buruk geçiyor bizim. Başka bir şey diyemeyeyim yani. Kapıya pencereye bakıyorsun. Evet. Gülerekten karşılardık. Neşeli bir şekilde geçirmeyi dilerdim. Çoluğumla çocuğumla acımız olmasaydı. Bir yanı ne kadar olsa buruk oluyor. Buruk oluyor. Benimden var ya. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Teşkilatı'nda bayramlaşma töreni ilk gün yapıldı. Parti ilçe binasında öğle saatlerinde başlayan bayramlaşma etkinliğine yoğun bir katılım oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatındaki bayramlaşma törenine CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, CHP Muğla Milletvekili adayları CHP Muğla İl Başkan Vekili Vahdettin Yıldız, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'le Ömer Süha Aldan, CHP Muğla Eski Milletvekili Ali Cumhur Yaka ve Sami Gökmen'in yanı sıra kadın ve gençlik kolları da katıldı. Bayram havasında geçen bayramlaşma töreninde CHP eski ilçe başkanı Emrah Doğu'nun oğlu, eski ilçe gençlik kolları başkanı Turan Doğu da yer alıp etkinliğe renk kattı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşma etkinliği sonunda ilçe başkanı Ali Özgür Kullukçu gençlerle toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayramlaşma töreninde konuşan CHP İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, tüm Fethiyelilerin ve Seydi Kemerli vatandaşların bayramını kutladı. Kullukçu, 24 Haziran gecesi inşallah Türkiye'de çifte bayram yaşayacağız dedi. CHP Muğla Milletvekili adayı Burak Erbay da, mahalle mahalle değil kapı kapı geziyoruz, projelerimizi anlatıyoruz, Kurban Bayramı'nı çok daha güzel kutlayacağız şeklinde konuştu. Eski bayramların kalmadığını ifade eden CHP Muğla Milletvekili adayı Mürsel Alban da, olaysız geçen bir gün bile yok, bayramları bayram tadında kutlamak hepimizin isteği dedi. Son 3 dönemdir ilimizi ve bölgemizi mecliste en iyi şekilde temsil ettik diyen CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de, ne yazık ki sağlıklı bir yönetim ve demokratik bir ortam tam olarak olmadığı için hep sıkıntılı ve sancılı dönemler yaşadık dedi.
CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan da 24 Haziran'dan sonra umudumuzun artık zaferle sonuçlanacağına inanmaktayım şeklinde konuştu. Bodrum'da bulunan bir eve yapılan baskında uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin arama yaptığı evde saksı içine dikili Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi üzerindeki bir villaya narkotik köpeği eşliğinde baskın yapan ekipler burada esrar maddesi üretildiğini belirledi. Alex, ara. Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Villanın teras katındaki saksılarda yetiştirilen kenevir bitkilerinin işlendikten sonra hassas teraziyle ölçülerek satışa hazır hale getirildiği görüldü. Polisler evdeki şüphelinin esrar bitkilerinin bir miktarını sökerek binanın arka bahçesine attığını da tespit etti. Bir şüpheli uyuşturucu imalatı yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken evdeki suç unsurlarına da el konuldu. Sevgili izleyiciler, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları belirlenen 33 kişiden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. 3 ay süren teknik takip sonucunda bir kadının da eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor ihbarında bulunmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. 8 Nisan Cuma günü Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 23 adresi eş zamanlı şafak baskını operasyonu düzenlendi. Ekipler 29 kişiyi fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına aldı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 9'u yabancı uyruklu, 16 kadın kurtarılırken ekiplerin evlerde yaptığı aramada 3 pompalı tüfekle bir miktar uyuşturucu hapta ele geçirildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22 kişi fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla tutuklanarak Seydi Kemer Eşen T tipi kapalı cezaevine gönderildi. M.B., U.S., A.K.N.A., Y.Ö.Y.E. ve A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde 10 metrelik kör kuyuya düşen çoban köpeği itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Datça'nın Kızlan Mahallesi Köse Kesiği mevkiinde kör kuyuya düşen köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Datça Grup Amirliği'ni belirtilen adrese yönlendirdi. İtfaiye, Datça Grup Amirliği ekipleri yaklaşık 10 metre derinlikte su bulunmayan kör kuyu içerisinde mahsur kalan köpeği kuyu içine sarkıttığı merdiven yardımıyla kurtardı. Akdenizli grubun geleneksel hale getirdiği iftar buluşması Seydi Kemer'in Alaçat Mahallesi'ndeki Pizza Tomato'da gerçekleştirildi. Akdenizli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdenizli katılan tüm personeline teşekkür etti. Akdenizli Grup her yıl düzenlediği iftar buluşmasında tüm personellerini ve ailelerini bir araya getirdi. Akdenizli Tarım, Akdenizli Medya, Akdenizli İnşaat ve Akdenizli Akaryakıt bünyesinde çalışanlarını tek tek karşılayan Önder Akdenizli yemek boyunca da personellerine servis yaptı. Akdenizli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdenizli, Ramazan ayının sonunda geleneksel hale getirdiğimiz çalışma arkadaşlarımızla iftar buluşmasında bir araya geldik derken tüm halkın Ramazan bayramını da kutladı. Geleneksel hale getirdiğimiz her Ramazan ayının son zamanlarında çalışma arkadaşlarımızla birlikte biz adına iftar buluşması diye adlandırdığımız iftar yemeğimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüm katılan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Tekrar katılımlarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının tüm İslam alemini, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Önder Akdenizli personeliyle toplu fotoğraf çektirmesinin ardından tek tek katıldıkları için teşekkür ederek uğurladı. Bodrum'da kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan lüks villaya Bodrum.com grup amirliğince baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 1,5 ton sahte içki ele geçirildi. Bodrum'un Ortakent mahallesinde bir villa kiralayan iki kişi lüks evi kaçak içki imalathanesine çevirdi. Yüklü miktarda etil alkol aldıkları tespit edilen şahıslar bir süre izlemeye alındı. Şahısların Ortakent'te bulunan lüks bir villada yaşadıklarını tespit eden KOM ekipleri eve baskın düzenledi. Yüzlerce şişe ve tonlarca kaçak içkiyle yakalanan iki kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Ramazan bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere yüzlerce şişe hazırlanmış sahte içki ele geçirildi. Evin deposunda bulunan bidonlar dolusu yaklaşık 1,5 ton etil alkol ve sahte içkiye polisler tarafından el konuldu. Kamyonete yüklenen alkollü içecekler KOM şubeye götürüldü. Çalış plajı yürüyüş yoluna hediyelik el işi standları açıldı. Birbirinden güzel el işi ürünlerinin satışa çıkarıldığı hediyelik el işi tezgahlarının Çalış plajına hareketlilik ve canlılık getirmesi bekleniyor. Seke Tur mevkiine açılan el işi standlarıyla Çalış plajı aynı zamanda bir sanat sokağına kavuşmuş oldu. Stand açan kişiler, sanata yatkın ihtiyaç sahibi, başka bir işi olmayan, engelli ve böbrek diyaliz hastası kişilerin stand açmasına öncelik verildiği belirtildi. El işi standlarının açılışına Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ayla, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çakır, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Tufan Kaçar ve stand sahipleri katıldı. El işi standları hakkında bilgi veren Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, yıllardır gerçekleştirmeyi düşündüğümüz el işi standlarını açmış bulunmaktayız. Amacımız Çalış plajına hareketlilik getirmek dedi. Bugün çok özel bir gün yaşıyoruz. Çalış'ta yıllardır yapmak istediğimizi Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürümüz Tufan Müdürümle beraber gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi nefis bir ortam, nefis bir hava var bugün batımında. Burada tezgaha açılan bütün her şey el işi ürünleri satılıyor. Yani dükkanda gördüğünüz, vitrinlerde gördüğünüz malları burada satmıyoruz. Ve burada gerçekten ihtiyacı olan, gerçekten bunu satarak geçimini kazandıran insanlara bunlar belediyeye talepte bulunmuşlardı ve bunların içinden seçilerek özellikle burada tezgah kurumuna izin verildi. Gördüğünüz gibi özel bir alan. Hem Çalış plajını uzattık, İnsanlar ziyaretçilere hareketli bir alan sunduk. Hem de bereketli olacağına inandığımız bir sezona başladık. Bunun için bu güzel insanlara burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi Fethiye Belediyesi, zabıta amirimiz, müdürümüz, Tufan Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bir projeydi. Hayata geçirme şansını bizlere Çalış'a verdiği için. Çalış'a ne yapabiliriz diye sezon önü toplantı yaptık. Dedi ki kendisi, ya bizim işte bir alan var, çok boş, insanlar yürümüyor, karanlık. Buraya ne yapabiliriz gibisinden bir fikir yürüttük. Ve dedi ki, ya biz buraya bir el emeği ürünleriyle beraber bir donatsak, insanlar buraya gelse, çok da karakterleri rahatsız etmeden hafif ışıkla burayı canlandırsak. Yani o eski kültür vardı burada. Tabii. Kordon gezi yolu gibi burada bir yürüyüş alanı olurdu. Herkes gelir akşam serinlerdi bu yolda, yürürdü. Onu kaybettikleri son zamanlarda. Burayı canlandıralım dedi. Tamam dedim. Arkadaşlar sağ olsun baktılar. Kayıtlarımızda bu yıl çok fazla işte stand talebinde bulunan kişiler vardı.
Bu konuda gerçekten çok zor durumda kaldık. Herkese yardımcı olmak istiyoruz ama imkanlar belli. Herkese yer de gösteremiyoruz. Ama sosyal sorumluluk adına, sosyal belediyecilik adına da bizim arkadaşlarımız, bize talepte bulunan diyaliz hastası, engelli, çalışamayacak durumda olan, işte eşi olmayan, zor durumda olan bütün arkadaşlarımızı çıkardık. Dedik ki listeyi oluşturduk. Dedik ki Mete abi biz bu işe böyle koyulalım, çıkalım. Bu insanlar da evde yaptığı ürünleri getirsinler burada satsınlar. Hem dedim onlara bir kazanç kapısı olsun, hem dedim çalışa bir canlılık gelsin, bir hareket gelsin dedim. Gelinen nokta bu. Evet. Allah Allah ondan razı olsun diyorum ben. Allah sizden Mete razı Bey'den. Olsun. Onun fikriyle beraber biz sadece üzerimize düşen görevi yaptık. Bu sayede burada birçok kişi evine ekmek götürecek, harçlık götürecek. En azından toplumla haşır neşir olacak. Aktivite de bulunacak. Bu da bizim için çok önemli şeyler. Çünkü her şey para değil. Yaptığı ürünleri buraya getirip insanlarla diyalog kuracak birçok buradaki stand sahibi insanlar. Hem çalış da bundan faydalanacak. Daha ne diyeyim? Alan memnun, veren memnun. Keşke bütün yani etkinlikler böyle olmuş olsa diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Çalış plajında el işi standı açan Afet Saraçoğlu ile İlhan Ulusal, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ayla, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çakır ve Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Tufan Kaçar'a teşekkür ettiler. İlhan Ulusal, Fethiye ve Çalış El Sanatları grubundanım. 3 yıldır Fethiye'de yaşıyorum. Aslında ben Ankaralıyım. Geri dönüşümden gelen malzemelerle bunları yapıyorum. Rölyef var, heykeller var. Ben stand sahiplerinden Afet Saraçoğlu, kızım Sedef Şenli ile. Şimdi her şeyden önce Tufan Bey'e, Zabıta Müdürümüz Tufan Bey'e ve Fethiye Çalış Güzelleştirme Derneği Başkanımız Mete Bey'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Böyle bir etkinlik yaptıkları için, çalışımızı güzelleştirdikleri için. Şu anda çok heyecanlıyım, başka bir şey söyleyemiyorum. Ama onlara sonsuz minnet duyuyorum. Bütün arkadaşlara hayırlı işler diliyorum. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma'nın Bodrum'da sahne aldığı eğlence mekanında izdiham yaşandı. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne almaya başladı. Bodrum'un en ünlü mekanlarından birinde sahne alan eski futbolcu Pascal Nouma, eğlenmeye gelen yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Nouma, yaptığı dans şovlar ve canlı performansıyla eğlenmeye gelenlere doyasıya bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Pascal Nouma bir an olsun yerinde durmadı. Yaz boyunca Bodrum'da olacağını belirten Pascal Nouma, Bodrum'un çok güzel olduğunu söyledi. DJ daha zor, futbol daha kolay. Çünkü ben yetenekli futbol değilim ama ben tembel değilim. O zaman ben çok çalıştım. Ve ama DJ performans... Reklamların hemen ardından buradayız. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal malzeme toptan ve perakende satış noktası. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz.
Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya, yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. TRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini sizlerle paylaştık. Akdenizli Medya Grup olarak siz değerli izleyicilerimizin bayramını kutluyoruz. Hoşçakalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.